Günaydın arkadaşlar. Biz ailecek nereye gidiyoruz? Evet. Alın. Where are we going? Söyle bakalım Alim, nereye gidiyoruz? Ha? Bugün Alim'in kardeşini görmeye gidiyoruz. Değil mi Alim? Hep beraber Aydın'ı görmeye gidiyoruz. Kimi görmeye gidiyoruz Alim? Aydın'ı değil mi? Yes. Benim oğlum bir abi işte. Kardeşime düşünen bir abi. Cumamız mübarek olsun arkadaşlar. Yani bu, biz şu an cuma günü çekiyoruz da hangi gün yükleriz bilmiyoruz. Yani salı günü cuma kutluyor bunlar demeyin. Evet canım ya. Size muhtemelen öyle olacak. Yok ya, cumartesi izlersiniz ya. Öyle yani. Ay, öyle yani dedim yine. Neyse. Şimdi arkadaşlar bizim kontrolümüz var bugün. Kontrolümüze gideceğiz. Zaten bundan sonra daha sık gideriz muhtemelen. 2 haftada bir falan gideriz. Ben de bir haftadan beri gidiyoruz. Bundan sonra bugün gideriz. Öyle değil miydi? Haftada biri. Zaten 2 haftada beri gidiyoruz. Deli gibi geliyor bunlar. Öyle insan korkuyor ya. Ben araba kullanamam herhalde arkadaşlar. Şu an 33. Öyle yani arkadaşlar, şimdi şey yapacağız. Son haftalar zaten. Son trimester. En azından 2 hafta falan herhalde, muhtemelen 2 hafta sonra çağırır şimdi beni. Sonrasında şey yapar. Bilmiyorum, bakalım doktor bey ne diyecek. O şeyi de hesaplayalım. Çocuğunun gelişimi ve tarihini. Bakalım bugün kaç kilo oldu bakalım Aydın Efendi. En son gittiğimizde 1.300'dü. 2'yi kapattı ya. 2'yi kapatmıştır, ben de öyle düşünüyorum. Bakalım Allah'ın izniyle. Çünkü büyüdü yani, bayağı büyüdüğünü hissediyorum. Zorladı beni artık çünkü. böyle zorlanma zamanlarına geldik. Ama gene Allah'a şükür yani dönmemişti ya, o rahatsızlık gitti. O şey, yan duruş poz. O zaman bugün poz verir bize ya hocam. Bugün bize poz verebilir. Mehmet Ali diyor ya, magazin poz vermiyor. Magazin poz alamayacağız. Magazinsel poz diyorsa, evet şimdi aklıma geldi. Yani böyle yüzünü falan göstermiyor değil mi? Sırtını dönmüş bize. Şimdi hastaneye geldik, bekliyoruz arkadaşlar. Bir ben varım, başka kimse yok. Yolda gelirken ailemi bakkal gördü. Baba meyve suyu, baba kek falan. Böyle şeyler söyledi. Nuri markete girmek zorunda kaldı. Ailemi bir şeyler alsın. Zaten sabah bir şey yediremedim. Meyve falan yedirdim. Böyle biraz midesi açılsın diye su içirdim. Midesi açılmıştı, şimdi rahat rahat yer. Ben de zaten ilk gelenim. Muhtemelen doktor almaya başladığı zaman ilk beni alacaktır. Ay, geldi bizimkiler geldi. Hemen geldikleri belli ediyorlar sesler. Merhaba. Sen süt mü içiyorsun? Ne dedi kızım? Merhaba. Beğendin mi sütü? Elini her tarafa sürme ama, hadi gel. Neyse, Allah'ta ilk geleniz ya. Ortam temizken takılsın. Evet arkadaşlar, çıktık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Aydın'ın yüzünü o kadar net bir şekilde gördük ki. Bugün bize magazin poz verdi. Bugün bize magazin poz verdi arkadaşlar. Sıfatül Eşkül Aydın Nuri. Aynen Nuri'ye benziyor. Zaten ayak halime benziyor. Tontiş ve burnu aynı babası. Doktorumuz Evrim'e diyor ki menşei belli çocuğun buradan bile. O kadar tatlıydı ki, ay inanamazsınız. Bir de böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ağzına sokuyor elini, burnunu böyle kaşıyor. Çok tatlıydı ya. Kilomuz da maşallah bayağı iyi. Görüşürüz babası. Bay bay. Hadi biz parka gidelim. Koş. Parkta eğlenelim biz. Hadi oyun oynayalım parkta. Şimdi biz biraz parka gidelim. Parkta gezelim arkadaşlar. Oyun oynayalım. Sonra eve gideriz değil mi anneciğim? Hadi gel.
Bak orada ne oluyor, gördün mü? Taşınıyorlar. Taşınıyorlar. Evet. Bak eşyaları taşıyor eve, gördün mü? Evet. Hadi hava çok güzel, gidelim parkta oynayalım. Parka gittik, oynadık. Alim bayağı yoruldu. Hatta parkta uyuyacaktı neredeyse arkadaşlar. Enerjisini bayağı tüketti. Şimdi kahvaltısını da hazırladım. Yedik, kahvaltısını yaptı. Ben şimdi kendi kahvaltımı hazırlayacağım. Çünkü önce Alim'kini hazırladım. O biraz aceleci olduğu için o kahvaltı etmesini önden yapıyorum. Kendim rahat rahat edeyim diye. Çocuk gelince iki çocukla nasıl yapacağım bilmiyorum artık. Kahvaltısız takılırım Nuri gelene kadar. Neyse arkadaşlar. Üzerimi falan çıkartayım. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Alim'in üstünü çıkardım. Ben de üzerimi falan çıkartayım. Kahvaltımı edeceğim. Merhaba. Arkadaşlar arkada ne görüyorsunuz? Evet. Koku melonumuz Allah izniyle aldık. Alim televizyon Koko Melon diyor bu arada. Küçükken Koko Meli falan şarkı vardı ya, çok seviyordu. Oradan alıştı işte. Koko Meli. Her çizgi film bizim için Koko Meli'dir. Araba arkama geçebilir zaten. Arkadaşlar valla bugün işten sonra her yerde sağa sola araştırdım, taşıdım. Evet, sonunda Toshiba'ya karar verdik. Evet, biraz yolun ortasında. Neyse, evimin önündeyim yani, yolun ortasında değilim. Burası araba yer bulmak zor. Ta oraya kadar gideceğim. O yüzden böyle televizyon buradan bırakacağım. Araba gidip park edip geleceğim. Bir araba park edip gelip kutu yok. Valla biraz riski mi acaba? Valla yapmayayım ya. Yapayım mı yapmayayım? Valla yapmayayım. Burası Mamak. Ankastremiz zaten görmüştük. Bence yapmayayım. Araba yer bulacağım. Nereye bulursa orada park edip televizyon eve kadar taşıyacağım. Arkadaşlar inanabiliyor musun? Bıraktım gittim geldim, televizyon gitti. Şaka yapıyorum. Televizyonumuz burada. Toshiba aldık. Hadi inşallah hayırlısı olur. Arkadaşlar çok hafif ya, bu teknoloji gittikçe var ya, bak bak tek ya elimle. Yalnız bu bizden, bizimkiler büyük galiba. Bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Alim. No, it's okay. Bana dua edeceğiz. Ben alıyoruz ya, inşallah hayırlısı. Alim yapma, kırılır no, yapma. No, don't cry. True. Gözü koruma bile şey var yani. Ha bak 108. Arkadaşlar ben dedim ki Nuri'ye, küçücük bir tane televizyon oğlum. Duvara monteleyelim. Ama bu ne be? Televizyon 108 santim. Kutuyu 108 santim. Kutu boyundadır aşkım. Allah niye aynı yapıyorlar o zaman? Bu uç kaçılık bu yani. Arkadaşlar uç kaçılık değil mi? Zaten 108 bu. Bu 108. Arkadaşlar bu televizyon öyle bir şansa denk getirdim ki bütün bu şu an başım çatlıyor ama iyi ki ben aldım. Ben diyorum ki niye bu kadar koşturdu, bu kadar erken çünkü gitti. Çünkü zaten biliyorsun maalesef ekonomi durumumuz belli olmuyor. Dolar gibi indeks olunca her gün bir şeyler değişiyor. Bunu yarın ben 3000 aldım. Hatta 1 TL para ustu aldım yani 2990 lira. Ben Nuri'ye dedim, hatta Nuri dedim çakma falan mı? Çünkü internette... 3800'den 4000'den aşağı yok Nuri internette. Ben şaşırdım o yüzden. Meğerse yarın 100 lira indirimli gelmiş. Yarın fiyatı yükselecekmiş. Aynısı yarın bunun fiyatı sepete kadar yeni fiyat koyacaklar. Aynı olur. Burada da tek kaldı bizim sitede. Bu tek kaldı. Ama Nuri aşırı bir fiyat farkı değil mi? 800 lira zam gelmiş olacak. 500 falan gelecek yani. Şu an zaten bunu internette 3800 zaten. 3800'den aşağı yok, ben o yüzden şaşırdım. 3800-3000 yani böyle denk geldi yani. İnşallah hayırlısı olur. Full HD, full smart TV, YouTube, Netflix, Prime Video. Sanki iki çocukla biraz bu fazla gibi Nuri, ne dersin? Küçük. Şimdi ben dedim ki... Karar fazla diyor ki içeriye asarım. Ama için... orada da asarsan çok kurtukların gider. Ben sana söyleyeyim. Aşkı, bunu asalım. Sonra küçücük bir tane televizyon alıp şuraya monteleyelim. Bunu kaldıracağız. Bir hafta içinde Bluetooth'a gelecek. Bunu kaldıracağız. Bu arada değişecek tamamen. Yok şunu diyorum.
küçük böyle mesela bayağı küçük şöyle şu kadar mesela bir televizyon alıp şu tahtaya monteleyelim televizyonu. Ha, bu tahtamızda. Ese geçen de öyle bir şey. Bu da içeride olsun. Bu da içeride. Daha olmaz mı bebeğim ya? Tahta hareketi halinde hareket ediyor ya. Tahta hareket etmiyor ki. Ha? Oynama oynama. Açın asacaksa duvar asarım. Bence bu yanlış. Bak zaten asmak için değil bu. Delik burada. Delik aşağı olduğu için bunu asmak için zaten tasarlanmadı. Ben yok, yanlış bir şey yani, bir şey yapmış oldum. Dur dur, aa Alim dur, açmak yok. Çünkü bu kurulum servis bekliyor arkadaşlar maalesef. Ben bunu kurulum yaparım ama garanti olmaz. Onlar geri kuracaklar, garanti imzalayacağız. Bugün gelmezdir aşkım, akşam zaten. Zaten ama bilemezsin yani, çünkü servisi açınca mahalle göre açıyorsun. Eğer mahallede biri varsa, paralı olsaydı gelirlerdi. Kurulum da dahil arkadaşlar bu arada. Yani kurulumcu, servis teknisyen gelince istesek de duvara delikleri bağlatabiliriz. Esra ücret ödüyor muydu? Ayu, Arim, Ayu hafif Allah soktu içine. Bir şey olmaz ya. Çocuk koydu diye biz koymadık. Ben bunu videosu izledim çok hızlı. Hadi ya. Çağırın içine. Toshiba'yın marka zaten üstüne? Zaten Toshiba bu ilatman şeyler, Toshiba, Brondikler, televizyonlarda. Bizim diğer televizyonun büyük yani değil mi? Vestel'iydi. Alim, bana bak. Öyle bir kaka yaptı ki kapat videoyu. Arkadaşlar, Coco Melon'umuz. Arkadaşlar, Coco Melon kuruluma hoş geldiniz. İki tane bir aile Toshiba 43. Hani ben yapıyorlar ya ürün açıklamalar falan. Hepimiz izlemişizdir. Bir ürün alacağım o zaman özellikle teknoloji aleti olduğunda araştırıp alıyoruz. Ben de araştırırken ben bunu kurulum falan bile izledim. Zaten burada da yazıyor yani burada. Nereye başlıyoruz? Bir kutu aç. İki malzemeler çıkar. Üç televizyon çıkar. Dört ne ya? Yine televizyon duruyor yerde. Aa yok, televizyon yerde yatır. Ayaklar bağla, tamamdır. Maalesef bunun duvara asma aparatları yok içinde. Ama biz zaten duvara asmıyoruz. Aslında asmaya karar biraz istemiştik. Asmayacağız. Diğer tarafta kullanmak için ama diğer tarafta da asarsa halim o adamın güzel koltuklarımızı gider diye. Çocuklar sonunda gidecek zaten. Daha onlar bile yokken yine gidecek. Bu hayata hiçbir şey kalıcı olmaz. Kendimiz bile insanlar gittikçe yaşlanıyoruz, eskiliyoruz. Biz bunu nefesimizi tamamını tükettikten sonra Allah'a geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Yani döneceğiz. Şimdi ben bunu program yapacağız. Bakalım, Afab'ın Nuri Din bunu kurabilir mi? Tabii ki kururum. Neden kuramam? Teknoloji koşuyla, teknoloji uzmanım yani. Bunu bildiğim böyle ayran içmek gibi. Şimdi bıçak almadım heyecanlıyım. Çünkü Alim diğer tarafta kahvaltı yapıyor. Alim buradayken bunu kurulum zor olur. Hızlı kurulum için bıçak alacağım. Tornavida da almam gerekiyor. Çünkü bu ayaklar kısmında tornavida var. Çünkü videoyu izledim. Başlayalım. Ha, bu arada... neden siz kuruyorsunuz belki demişsinizdir. Ah bu çocuk bu televizyon bozacak. Garantisi nasıl olacak? Evet, aradım. Bugün gelemeyeceklerimiz pazartesi gelecekler. Hayır dedik. Bugün gelmenizi istiyoruz. Çünkü dün aldık. Bugün cumartesi bu arada. Gelmiyorlarmış. Ben de dedim tamam. Ben kurulum yaparım. Pazartesi geldiğinde garantisi başlatırsınız. Çünkü onlar kurulum yapıp garantiyi başlatacaklardı. Şu an garantisi yok. İmzalamadı televizyon bilmem ne sadece. A101'den aldı bu arada. Söylemiş miydik? Bilmiyorum. Oradan garanti falan vermiyorlar. Kurulum teknik servis gelince onlar başlatacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde kurulum. Neden? Çünkü biz zaten D-Smart'ımız var. Yani bizim televizyon paketimiz var. Sadece kuruluyor. O yüzden bunun basit. Olmasa da yine ben bunu kuruldum yani 2008, 2009, 10, 12'ye kadar televizyon bile açıp ekranlar değiştirip tamir eden bir adamım ben yani. Bu işle uzmanım. Tabii ki teknoloji arttırdı. Biz televizyon tamir yaparken böyle koskoca tüplü olanlar vardı. Ve acayip elektrik veriyordu. Böyle yanlışlıkla o tüp şeyi çıkarttığında uff. Bunlar artık kolay yani bildiğin ayran içine benzeyen bir şey. Bismillah. Oh,
kumanda güzel görünüyor. Tabii ki pil olmayacak. Olursa zaten pili şişerdi, kumandayı bozardı. Olmaması gerekiyor. Bunu pek kullanmayacağız. Şimdi desmat var, biz desmatın kumandası. O sürekli onu kullanacağız. Kanal değiştirme. Zaten ben de desmat alıp da orada çocuk kanalları bile artırmıştım. Çünkü alimi isterim ki hem Türkçe çizgi film izlesin hem İngilizce izlesin. O yüzden onu aldım. İnternetle beraber de geliyor fiber internet. Sürekli yine bunu kullanacağım. Kırılan televizyon ya da bozulan televizyonu kırılmadı aslında yani. Ekranı yanan televizyonda onun kumandası bile bulamıyoruz. Çünkü hiç kullanmıyoruz. Sadece televizyon açmak için kullanıyorduk. Bu turnavidana biliyorum nereye? Bu ayaklar için. Evet, ayaklarımız burada. Bakın sürpriz! Pil koymuşlar arkadaşlar. Çok iyi ya, vallahi. Seçiyorum. Accessibility settings. High contrast yapmayacağım çünkü evde gözümüzü bozulmasın diye. Şimdi de bunlar böyle kalsın. Ülkemi seçiyorum, Türkiye. F modu seçiyorum. Daha hepsi kabul ediyorum sözleşme. Yani kabul etmesem zaten bir şey yapamazsın. O yüzden kabul etmek zorundasın. Bak direkt buradan bir saniye. No. Tamam. Hayır. Kablosuz var benim. Ay şifrem yine nerede? Çünkü şifre isteyecek tabii. İki kıta bir aile. Bu arada ben bu arada internet çekmiştim daha önce. Pek de kullanmıyorum sonradan. Şimdi onu bağlayacağım şimdi. Evet. Şimdi internetimi bağladım. Sonra broadcast type. Aslında bunlar şu an televizyon kablo televizyona bağlı değil yani. Aşağıdaki bu Desmart'a bağlı. O yüzden bunları şu an tarasam da bir şey bulamayacağım. O yüzden atlamak da yok. Tamam, hiçbiri. Evet, atla geç. Ama işte onu da takip yapmam lazım. Değil mi arkadaşlar? Amazon Alexa. Sonra Alexa'mış yok zaten. Sorun değil. Biz burada yapacağımız böyle HDMI 1 ve ateş ediyorum. Aa, televizyonu mu kapattım ben? Acıma. No. Ali. Dön tersin. Acıma. Acıma. Evet. Biz izlediğimiz kanallar bunlar. Onu da.
Sana buraya yatak yapmışlar. Ben geçen gördüm. Burası kimin gece bana temizlendi de maç sonrası burada yatıyordu. Sabah programı. Burada internete bağlı arkadaşlar. Netflix tıkladım. Valla Netflix adıya geldi. Şimdi Netflix girişimizi yapalım. Arkadaşlar işte televizyonumuzu sağ salim kurduk. Çok şükür. İşte artık ne bileyim. Karıcığım ve Ali'nin bebekler uyuduktan sonra diyelim burada. Netflix'te... Bir aylık bir keyif gibi sanki. Sen de dizi gelince... Aaa bir de baya baya Designated Survivor. Ben bunu izledim. Valla baya ses kısıttım da şey olmasın. Kalitesi de çok iyi. Nasıl aşkım? Squid Game'ler bilmem neler. Squid Game'ler. Allah korusun. Arkadaşlar herkes dikkat edin Squid Game'e. Ya arkadaşlar çocuklarla izleyeceğim bir şey değil. Yani Netflix falan çocuklar için çok tehlikeli. Bunların ben... diziler vesaire aklı başında olmayan insan için izlenebilecek diziler değil yani. İzlenecek olanlar var, olmayanlar da var. O yüzden dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Ben mesela bir kere geçenlerde bir dizi açtıydım burada. Ben hani temizlik yaparken falan dizi izlemeyi çok severim. Ya arkadaşlar kim nasıl söyleyeyim gençlik dizileri falan çok karışık. Ahlakı bozacak şekilde, yani çok aşırı ahlakı bozacak şekilde bir de bu Squid Game'ler falan var ya çok ütopik Squid diziler ya. Yani çocukların kafasına aşırı karıştıracak. Bu yüzden arka düğme var. Yani ergenlik döneminde çocuğunuz varsa izletirseniz çocuk kayıp yani abiniz olsun. Vermeyin kesinlikle ergenlik döneminde. Hiç öğretmemek lazım yani. Biz korumasak önünü öğrenmez bu yani. Bu Prison Break da bir bitmiyor daha. Ben bu film var ya lisede izliyordum. Hala var ya. Alemin deyimiyle davaltı. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir de bugün benim böyle kargo günümdü. Bayağı kargo günümdü. O kadar çok kargom geldi ki ama bunu hemen açmam gerekiyordu. Çünkü gıda kargosuydu. Size de göstereyim şöyle. Ejder meyvesi. Bunların falan hiç tadına bakmadım. Beni biliyorsunuz böyle çok antikuntin falan şeyler yemem normalde. Hiç tadına bakmadım. Ama denemek istedim yani bu tropikal meyveler biliyorsunuz Nuri'nin ülkesinde böyle var ve hani çok övmüşlerdi bu olman yeri. Ben dedim hadi alayım kocama şöyle bir sürpriz yapayım. Ben avokado falan istemiştim böyle biraz düzenli beslenme açısından. Şöyle muzlarımız, avokadolarımız böyle güzel bir paketimiz geldi. İşte oğlum oğluşumla birlikte yiyeceğiz hem karnımdaki oğluşum hem yanımdaki oğluşumla. Eşime falan şifa olsun inşallah. Zaten biliyorsunuz kış ayı geldi, hastalık ayı. Bir de hastalık geçirdik. Böyle güzel düzenli beslenmek istiyorum. Şimdi ben bunları dolaba yerleştireyim. Arkadaşlar televizyonu son bir video kapanışta tekrar göstermek istedim. Şimdi burada kumandadan direkt burada Netflix basıyorsun. Netflix'tesiniz. Tabi burada hesaplarımız var. Fatma'nın hesabına gideceğiz. Ablamızın Netflix kullanıyoruz çünkü. Ve gerçekten bizim telefonlarımız bile bu burada bizim evinin ta yatak odası kısmında çok çekmiyor. Ama burada çok net bir şekilde. Bak film açacağım şimdi. Oynat diyorum. Hiçbir dönme yok. Sanki filmi indirmişsin flashback'ten açıyorsun. Bayağı başarılı yani internet kartı çok yüksek güçlü çekiyor. Hiçbir sorunumuz yok. Buradan tekrar buraya geldiğinizde diyelim ben buradan çıkmak istiyorum. YouTube'a geçmek istiyorum. YouTube'a basıyorsun. YouTube'dasın. YouTube'da full HD videolar izliyorsun. Hiçbir dönme kasma yok. Hatta hemen açtık akşama doğru bu video bu arada bir sonraki gün çekiyorum. Akşama doğru güncelleme geldi. Onu da yükledim. Burada film açalım böyle. Hemen. Tabii ki. Ha bu arada indirimler var arkadaşlar. Hem Trinyo hem hepsi burada her yerde. Fatma Hanım size sabah link bırakmıştır bununla ilgili. Ben de akşam size yani bu akşam size teknoloji cihazlarla telefon, kulaklık, televizyon, bilgisayar almak istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Özelliklere bakarım size bilgilerimi ya da bildiklerimi paylaşırım. Bu televizyonlarda ve benzer uygun fiyata aldı. Şu anda indirimde.
biz daha çok indirimde almıştık. Ama şu anda fiyatlar da uygun. Bu videonun altında da link bırakırım size. Bakmak isteyenler bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.